Selamlar hanımlar beyler. Demet Zorito kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı börek yapacağım. El açması. Onun için malzemeleri göstereyim. Önce iç malzemesini hazırlayacağım. Şöyle bakın. Şöyle alayım. Sizi. Şöyle 1 kilo ıspanak. 4 baş soğan. Soğanlar büyük olursa 2 tane de olabilir. Tuzumuz. Pul biberimiz. Ve içine katacağımız Erzurum göğermiş peyniri. Önce tuzla ıspanağı biraz olacağım. Hani böyle kavrulmuş gibi olacak. Az atıyorum. Peynir de tuzlu. Böyle yaparak ıspanağı kavurmuş gibi olacağım. Evet hanımlar beyler, içimizi hazırlamıştık. Şimdi hamuru hazırlamaya geldi. Bir yemek kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Yarım tatlı kaşığı da kuru mayamız var. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Bir su bardağı da ılık suyumuz var. Bunları leğene alacağız. Hamur yoğuracağım. Böreğin hamuru. Önce yağ. Fark etmez. Sıra fark etmiyor değil mi? Yok, tamam. Fark etmez. Ben bildiğin gibi ben göz kararı yapıyorum ya. Şimdi yapacak olanlar için böyle bardakla veriyorum annem. Bunları da katıyoruz. Bu yağımız da hamuru yağlamak için. Şey, böreğin arasında. Bunları katıyorum. Şimdi aldığı kadar da un koyacağım. Şöyle bir karıştırayım. Böreğimizin hamurunu yoğuracağım. Sonra da Allah'ın izniyle açacağız. Yani ben açacağım. Evet hamuru yoğurdum hanımlar beyler. Şimdi yumak alıyoruz. Börek için. Yumaklayacağım. Ondan sonra da açmaya geçeceğim. Masayı sildim. Dezenfekten ettim. Dezenfekte. Fektan. Dezenfekte ettim. Dezenfekte ettim. Sen de benim yarım şeylerimi tamamla anneciğim. Kelimelerimi. Vadyoların devamı için. Evet, bu vadyoların devamı için beni izleyin. Yorum yapın, beğeni atın. Atın değil, emir kipli konuşma. Nasıl diyeyim? Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet. Konunuza, komşunuza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Çünkü emir kipli konuşursan kimse durmaz. Yok emretmiyorum, rica ediyorum. Ama yapın edin deyince. Ama beni biliyorlar arkadaşlarım. Bilenler biliyor, olsun. Bilmeyenler de bilir. Ya bir sürü insan var dışarıda. Yalnız bu ıspanaklı, soğanlı, peynirli böreğini muhakkak yapın. Mükemmel oluyor. Yiyenlerin on parmaklarından birkaç tanesi eksik. Evet. Hepsi şu an 8 parmak. 8, 7, 9. Öyle kesiyorum ki masa şeyini çizmeden. Kesmeden muşam basını. Evet şimdi aşmaya geçtik hanımlar beyler. Hamurumuzu
Hani sen börek yapıyordun, haşma Börek. diyorsun. Açma değil mi? Yazma diyorlar, haşma diyorlar. Yazma başındaki işte. Ya böyle açmaya yazma da diyorlar. Kelime oyunu yapıyordun sen. Evet. İlk hamur hep geç açılır. Güzel pişmez. Yapanlar bilir bunu. Peki şimdi şöyle bir şey var. Hani belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Merdane ile oklavanın arasındaki fark ne? Merdane inceltiyor. Hani oklavayla açamayanlar merdaneyle açıyor. Tamam. Oklava daha ince açıyor. Yani merdane kalınlaşmak için. Oklava ince açmak için. Evet. Anladım. Mesela oklavayla böyle inceltemeyenler merdaneyle inceltiyor. Aha. Sonra oklavayla açıyor. Un yapışırsa un atarlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten biliyor. Yapışmaması için un atıyoruz. Bayağı açıldı. Yağla yoğurdu katmasan da oluyor. Hani sırf tuz, su, un öyle de oluyor börek. Ama böyle de çok lezzetli oluyor. Lezzetli oluyor. Hamur çıtır çıtır oluyor. Oklava yetmezse oklavayı değiştirebilirim yani. Baba küçük gelince şöyle daha ince açılsın. Tepsi ufak. Nasıl olacak? Fark etmez diyoruz. Yeter bu kadar. Şöyle biraz kenara. Vereyim mi tepsiye? Yok. Daha değil mi? Bir kaşık yağ yetiyor. Hamurda da yağ olduğu için her şeyi dengelemek lazım. Yalnız börek açarken bütün hamur işlerinde bir kişinin işi değil. Hani ben açıyorum mesela bir kişi de içini doldursa. Yıkamıştım. Şöyle. Sıra ikinci hamurda. Başladık. Yürüyorum diken. En üstünde yaram ya, üstünde yaram üstünde. Bakın telefon falan girer söyle. Çektim mi? Çekiyor muydun? Evet. Desene çekeyim söyle. Niye başladık? Durmadan. Bizi mahkemelik etme. Olsaydı şeyler de olurdu. Gerçi Zannederdim. Selda ablamız bizi kırmaz da.
Yeşimi. Ata Eda bunu da yapar mı Ata? Eda öğrensin diye de Ata'ya. Ata'ya da buradan selam olsun Taha'ya. Eda'ya. Bak ikinci hamur daha hoş açıldı gördün. Bayağı geniş oldu ya. Her zaman ilk hamur güzel açılmaz, güzel pişmez. Bir kaşık yeter dediğim gibi. Böyle her tarafına da sepebilirsiniz ama ben böyle yapıyorum, güzel oluyor. Beyler böreğimizi açtık. Şu anda kesiyorum. Böyle kesip sonra üstünü yoğurtlayacağım. Çıkarırken de böyle kolay oluyor. Siz de yapın. Tavsiye ederim. Böyle dilim dilim çıkıyor. Normalde hep ortaya bakıyordum. Bu sefer ortaya bırakmadım. Evet. Ortada bırakıyordum ama bu sefer bırakmadım. Böyle herkese bir porsiyonluk koyabiliyoruz. Tabağı güzel oluyor böyle. Bunu da keseyim. İki tepsi çıktı. O yoğurduğum hamurdan. Şu bir tanesini iç yetmedi. Boş koydum. Onu da yağladım. Şimdi de üzerine de sıvı yağla yoğurt sürüyorum. Yumurta sürmüyorum. Yumurta kokuyor kızarırken. Ve üstü pişiyor, alt içi pişmiyor bu sefer. Evet. Böyle sürüyorum. Güzel oluyor. Hem yumuşak oluyor üstü böreğin. Siz yumurta da sürebilirsiniz. Zevkinize göre. Evet, tercihe bağlı. Üzerine susam falan çörek otu da sürebilirsiniz. Dökebilirsiniz yani. O da isteğe bağlı. Dökeyim ben de annem. Sen bilirsin. Böreği yağladığım tabaktan yağ kaldı biraz. Onun üstüne yoğurt koydum. Öyle sürdüm. Dediğim gibi hamur yağlı olduğu için hamura bir kaşık, bir yemek kaşığı yağ döktüm. Ağır olmasın diye. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Piştikten sonra da görüşürüz. Evet hanımlar beyler, böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi böyle bir porsiyonluk. Yanına da ne isterseniz koyabilirsiniz. Bu videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın.